Evet, 6 ve 8'de karmik boşluğu gelmişiz. 6 aile değerleriyle ilintili bazı şeyleri reddetmişiz. 8'de gücü ve parayı reddetmişiz. Evet. Gelmişiz. Bir 9 insanısınız. İnsana hizmet ve çocuksuluktan işleyen, böylece bilgi olacağınızı düşünerek bir plana gelmişsiniz. Ayın 31'inde doğduğunuz için 4 insan oluyorsunuz diğer taraftan. İnsanlara söz vermeyi çok seven bir haliniz var. Ben sözümü tutarım diyerek gelmişsiniz. Evet. İnsanlar organizasyon ve kaosu düzene getirmenizi çok kılıyorlar. Anlayamıyorum. Ve hareket ettiğinizde sanıyorum şey olacak. Dünya planında paraya ulaşabileceğiniz şey sabit durmak değil de daha hareketli işler gibi gözüküyor. Bir kaos anında, bir durgunluk anında savaşçı yapınıza güveniyorsunuz. Evet. Aklınızı sevdiğiniz çıkıyor ve zihninize hitap eden şeyler sizi sevgiye geçiriyor. Sadece güçlü ve paralı olduğunuzda huzura geçiyorsunuz. Ve yaşamınız durduğunda sizin aile hissiniz çok önemli. O aile hissini yakalayabilirseniz harekete geçiyorsunuz. Yaşam amacınız inziva gibi bir yaşamınızın olması, istediğiniz insanların geldiği bir dağ kulübesi bile olabilir. Bu sene 3. aydan sonra 6. çakranın etkisindesiniz. Şimdilik 5 devam ediyor. Herhangi bir gezi ya da taşınmaya açık bir yaşamınız var. 26-28 yaşlar içinde karşı cins için bir karar vermişsiniz. Ve 2 yıl içinde 6. ve 8. çakra ile ilintili bu karmalarınızı atlatmanız iyi olur. 50 yaşınızda bir döngü yaşayacaksınız bir yıl boyunca. 54 yaşınıza kadar 7. çakranın etkisindesiniz. Çok kalabalıkları istemeyeceksiniz ama zihninize hitap eden sevdiğiniz olaylar yaşayacaksınız. 60 yaşınıza kadar 1. çakranın istediğiniz karar verdiğiniz şeylere gitmenize yolunuzu açacak ve bu anlamda yaratıcılığınızı durdurmayın derim. Bana bir sorunuz var mı Yaşım Hanım? Duyabildiniz mi? Duydum, hepsini duydum ama hani çakralarla ilgili çok fazla bir bilgim olmadığı için bir şey diyemiyorum. Yani hani niye reddettim onu bilmiyorum. Reddetmek nasıl oluyor? Kabul mü etmedim? Ters mi? Yani dengesiz bir geliş olabilir. Aileye normalden daha fazla değer verip yaşamınızı bırakmış olabilirsiniz. Evet, öyle yaptım. Bu da sizin 8. çakraya yürümenizi engellenir. 6. çakrada aileyle dengelemeniz gereken şey uzmanlıklarınız, eğitimler almalısınız. Ve aileye olan etkiyi biraz geriye çekmelisiniz. Sıklıkça yaşadığınız bir sorun var mıdır? Nedir? Ya aynı döngüye dönüyorum. Dönüp dönüp ailemin yanına Numaralı geliyorum. ne söyleseydik güldürürdü yani. Efendim? Numaroloji sizi ne söyleseydi güldürürdü, mutlu ederdi. Hangi sorunun cevabını bulsaydı iyi olurdu. Yani her şey normale girecek, her şey düzene girecek deseydi çok gülerdim. Yani bunun sizinle ilgili olduğuna inanmıyorsunuz ama doğru mu? Tabii ki benimle ilgili de hani Yani ne sizin yapayım? seçimlerinizi değiştirdi. Şu an hiçbir seçim Ya bu yapmıyorum. zamana Sen de kadar seçtiğiniz şeyleri bu sene izleyin zaten ama karşınıza çıkacak imkanlar için de korkmayın derim. yani umarım yani çocuğumu yani bilmiyorum ki nasıl bir eğitimler almalıyım? Yani öncelikle farkındalığınızı yükseltecek kitaplar okumalısınız, insanlarla konuşmalısınız. Şu an bir sıkışmış enerjiniz var. Evet. Buradan nasıl çıkabilirsiniz? Yani gün içinde yazın bana konu nedir? Bir şeyler Tamam. bulmaya çalışalım. Yani eğer hani eğitimle düzelecekse kendim ve hayatım yani nasıl bir Kendinizi eğitim? geliştirerek düzelecek. Yeni şeyler ilave edeceksiniz ve bu hayat
Size hayal kadar uzak olacak artık. Yeni bir hayat yapacaksınız. Umarım. Tamam, başkasının hakkına girmeyeyim o zaman. Ben size özelden yazdığımda yardımcı olabilir misiniz? Elbette olurum. Ben bunun için buradayım. Adile, bizim linki atabilir misin gruba? Hemen Buradan atıyorum. arkadaşlar isim soy isim yazıyorlar. Gruba Hemen atsınlar atıyorum onları. hocam. Çok teşekkürler Ben Yeşim Hanım. Sağ teşekkür olun. ederim. Sağ olun. Evet, sevgili Adile Hocam. Güler Özdemir var mı? Bakalım hemen. Görebiliyor Ben musunuz? göremedim ama Çok şanslısınız hocam. girdim. Arkadaşlar Güler Özdemir var mı? Güler Hanım yok herhalde. Varsa el Tamam. kaldırırsa seviniriz. Dün Evet. baktığımız Sezgin Bey bugün yazmış buraya ama dün yoktu. Belki de kadın, bilmiyorum. Şimdi senin Sezgin dedim sen bir ama. sıralamanı bitir. Aslı Vuran var mı? Aslı Hanım burada mısınız? Aslında da listede gözükmüyor. Evet. Evet. Dün gruptan Bizde isteyerek Esra bugün Aydın olmamanızı. vardı. Esra Hanım burada mı? Esra Aydın. Buradayım Buradayım hocam. Tamam. Esra Aydın'la devam ediyoruz o zaman. Başlayayım o zaman hocam. Tabii ki. Esra Aydın durdu değil mi? Doğru mu söylüyorum? Evet. Tamam. Şöyle, Esra Hanım'ın 3 karmik borcu var. Dünyaya 3 karmik borçla gelmiş. 32'ye 5 insanı. Büyük bir ihtimal öğretmeyle ve ilişkilerle ilgili insanların vardır. Doğuştan iki yeteneği var ama bunları eğitimle çevirdi mi bir ustalığa, onu bilemiyorum. Burada öyle gözüküyor. Eğer ustalığa çevirirse başarılı olacaktır. Çocuksu bir yanı var. Dokuzları çok yüksek. Muhtemelen Esra Hanım zeki bir insan ve hafızası da kuvvetlidir. 41 ile 45 yaş arasında ya da ilk verdiği karar 16 ile 17 yaş arasında karşı cinsle olan ilişkilerdeki kararlarını vermiş. Öyle gözüküyor. Evliliği taahhüt etmemiş ama evlilik için okey vermemiş gelirken, ama sonradan belki olabilir deyip bir taahhütü var. Altısı ikinci çakrada. Evet, ikide de bir tane bakma ile ilgili yükümlülüğü var. Çocuk yapmayacağım demiş. Var mı çocuğunuz Esra Hanım? İki tane. Eyvah ya. Hocam tutturamadım. Hayır, iki taahhüt var zaten DM analizinde. Ama ilk baştakinde gelirken karmik borçlu ya. O yüzden dedim. Tamam ama 1-2'de doğarak iki tane çocuk taahhüt etmiş. Analizine bakarsan Peki, ikinci tekrar onu kutucuk ve gözden sekizinci geçiririm. kutucukta. Büyük bir ihtimal Esra Hanım pratik zekalı. Bu yanını kullanmayı da güzel başarırsa da çok güzel başarılara imza atacaktır. Şu andaki gözüken bende bu kadar hocam. Benim Evet. bulabildiklerim. Esra Hanım'ı bir görelim enerjisini. Esra Hanım açık mı şeyiniz? Evet. Açık hocam. Esra Hanımcığım şimdi Durdu soyadı eşinizin soyadı sanırım. Evet. Dört karmik borçla gelmişsiniz. Durdu soyadını alınca bu üç karmik borca düşmüş. 2, 3, 6 ve 8 karmik borçlusunuz. Burada ikinci çakra karmik, yani bu anlamda asi bir ruh değilsiniz. Bunların hepsini geldikten sonra sınavlarını verip geçeceğim demişsiniz. Bu yüzden sizin bir şekilde iki çocuğunuz olduğu için ve evlendiğiniz için ikinci çakranızda bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Şu an baktığımda da kendinizin dişil enerjisini fark edebiliyorum. Bu yüzden ikide bir sıkıntı yoktur. Üçüncü çakra biraz daha sizin yaşamınızı disipline etmenizle, duygularınızı doğru ifade etmenizle ilgili bir çakra. Gelme yaşınıza bakılırsa bunu çoktan atlatmış olmalısınız. Altıncı çakrada aile değerlerimiz var ve denge var. Eğitimlere olan direnciniz var ama siz dünya planına bir danışman olmak istediğinizi söylemişsiniz. Danışmanlığın önceki mertebesi de öğretmenlik, eğitmenlik ama güzin ablalık oluyor. Parasız insanlara akıl satıyorlar.
Belki o evredesiniz hala. Bir de zenginleri ve paraya tükaka deyip gelmişsiniz. Ama zaman içinde bunu kullanmayı öğreneceğinizi söylemişsiniz. Hatta paranın sizi huzura geçirdiğini söylemişsiniz. Ben sizin yalancınızım, doğum tarihinizin ve rakamlarınızın lider bir yapınız olduğunu söylemişsiniz ama insanlar sizin sevgi dolu yapınızı kullanmayı seçmişler. Ne istediler sizden yanıt alabildikleri için belki de. Siz takıldığınız zaman olabildiğince çocuksu bir tarafa gidiyorsunuz. Bir tarafınız hayal kuruyor, kurmuyorsa bile başlasın ve hayallerine bir şey yapalım. Plan belirleyelim ve o hayallerin üzerinde yürüyelim. Liderlikle ilintili zaafınız varmış. Olabildiğince fikirlerinizi başkalarının fikirleriyle yorup uygulayın. Yani tek başınıza sizin bakış açılarınız belki de hayatta yetmeyecektir. Ortamlarını düzenlediğiniz, insanları düzenlediğiniz, hakim olduğunuz, kontrol ettiğiniz yerlerde sevgiye geçiyorsunuz. İlginç bir sevgi tanımınız var. Güçlü olduğunuzda huzura geçiyorsunuz. Dokunabildiğiniz her yerde yaşama katılabilme yeteneğiniz var. Dünyayı gezmeyi istemişsiniz. Ben dünyayı gezeceğim demişsiniz. O yüzden dünya seyahatleri ve geziler sizin için çok uygun. Nasıl bir hayatınız var? Kısaca anlatın bakalım numaroloji ne demiş? Sizin hayatınız ne olmuş? Aslında öğretmenlik mezunuyum. Ama Hı. iş ve meslek danışmanlığı yapıyorum. Evet. Hani, evet, hem öğretmenlik deniz danışmanlık, ikisi de aslında Hı severek hı. yapıyorum. İnsanlara yardımcı olmak hoşuma gidiyor. Evet. İki oğlum var. Bir düşüğüm var. Hı. Onun dışında gerçekten hani sevgi doluyum. Birisi bana bir şey sorduğunda muhakkak bende cevabı vardır o sorunun. Olmasa da öğrenip sorusuna cevap veriyorum. Bunun dışında Evet. Ya ne bekliyorsunuz hayattan? yani insanlara yardımcı olmak galiba. Bu arada sizin kendinize dair bir just do it'iniz var mı? Bir listeniz. Sırada yapacağınız bir şey. Sırada yapacağım bir şey annemi iyileştirmek galiba. Yine bir yardımdan bahsediyorsunuz. Sadece Esra için yapacak bir şey var mı? Esra'nın bir hayali var mı? Esra bir hayal bulursa bu yaptığı işte ve o zamana kadar getirdiği yaşam çok değerli ama gittikçe kurban psikolojisine girecek. Sırada ne varsa onu yapmamak için eğitimlere ya da danışmanlıklara ya da faydalara koşuyor. Ama kendi içinde bir şey yapıyor olması lazım. Bir seyahat yapıyor olması lazım, bir gezi yapıyor olması lazım. Bir şeyler yapıyor. Hayatın içinde olması gerekiyor ya onun için söylüyorum. Evet, aslında hani öyle küçük küçük hayallerim var. Onları da gerçekleştiriyorum aslında. Tamam. Yani onları herhangi bir şekilde ertelemezseniz her şey yolunda gider. Bugün ve yarın düşünün. Sorunuz olursa yarın bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet. Adile hocam kim var? Sende biri var demiştin. Buradaysa eğer hocam Sezgin, ama kadın mı Kimdi? erkek mi de bilemiyorum. Sezgin Kızıldağ. Dün söyleyecektik ama yok Görebildin mi? neredesin? Buradaysa bir az önce buraya bir mesaj kısmına yazdı ama ismini gördüm fakat seslenirse, Şurada var işte. ilgilendirirse. Sesi açmasını isteyelim. Sezgin Kızıldağ mısınız? Sesinizi açar mısınız? Açtınız. Göremiyorum. Merhaba. Görüntünüzü de açarsanız. Evet. Sevgili Kızıldağ mısınız? Evet. Sezgin Tamam. Kızıldağ değil mi? Doğru söylüyoruz. Evet. Görüntüyü açar mıyız?
Sezgin Bey. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Sezgin Kızıldağ 09.10.1987 doğmuşsunuz. Evet. Evet, Adile Hocam, evet notlarınızı alalım. Evet, şöyle Sezgin Bey yanlış bakmadıysam hocam 35 ile 37 yaş arasında karşı cinste olan kararını vermiş. Bir karmik boşluğu şanslı bir insan çünkü bayağı aslında baktığımızda kutucukların hepsi dolu öyle diyeyim size. Evet. İlişkilerinde lider bir yapısı var. Genelde görselliğe önem veren bir insan gördüğüm kadarıyla. Hafıza çok kuvvetli. Parasal anlamda hiçbir sıkıntısı yok gözüküyor. Yabancı dille arası nasıl bilmiyorum ama yabancı dil yeteneği var. Bir çocuk taahhüt etmiş. Şu anda evli mi onu da bilmiyorum ama bir çocuk gözüküyor iki de. Ama gelirken dünyaya evlenmeyeceğim diyerek gelmiş. Sonradan bunu açtı mı bilmiyorum. Yok hocam şu an. Maddi konularda başarılı ama öyle Evlendiniz mi gözüküyor. Sezgin Bey? Yok hocam. Tamam, nasip olmadı. Hı. İkili ilişkilerde daha çok zihni konuşuyor ve görselliğe önem veriyor anladığım kadarıyla Sezgin Bey. Özgürlük ve disiplin konularında biraz belki sıkıntılar yaşamış olabilir ya da onları düzene sokmakta zorluk çekmiş olabilir ama bunları belli çalışmalarla düzelteceğini düşünüyorum. Benden bu kadar hocam. Ne güzel. Ağzına sağlık. Şimdi Sezgin Bey, siz bir 33'sünüz. 33'lerin bu dünya hayatı biraz dertli olur. Peygamberimiz de bir 33'tü. Yaptığınız iyi şeyler öldükten sonra belli olur. Çok kötümser. Duyabiliyor musunuz beni? Duyuyorum. Hocam Evet. duyuyor. Ne oldu? Evet. O yüzden Yanıtını veriyor. evet, şimdi diğer sesler açıktı da o yüzden şey yaptım. Sezgin Beyciğim, şimdi siz aslında böyle sanat ruhlu falan, yani çocuksu bir yapısınız. Arkadan dönen dolaplar çok şey yapmıyor. Size anlayabildiğiniz şeyler değil ve samimi olmayan insanları hayatınıza istemiyorsunuz. İnsanlar sizi bulunduğunuz toplumlarda lider olarak görüyorlar. Beni duyuyor musunuz? Görüntünüz gitti de. Duyuyorum hocam. Burada. Siz arada ses verirseniz görüntünüz gitmez. Ses gidince görüntü de gidiyor. Tamam. Zekanızla, zihninizle ve maneviyatınızla ilgili bir işten para kazanmayı taahhüt etmişsiniz. Parayla ilintili, güçle ilintili zorluklardan beni sadece o çıkartır diyorsunuz. Ve bu dünyadaki sınavınızla ilginç bir şekilde o güçle, gücü nerede, nasıl, ne zaman elde ederim ve kullanırım kısmında. Liderliğinizi kullanabildiğiniz yerde sevgiye, güçlü Ana hissettiğinizde de oğlunun bir geçiyorsunuz. şifalaşma varmış. Evet. Evet. Ne yapayım? Evet. Ondan Ben sonracıma buradan çıkam. İyi mi saçkın mı bir bakan birine. hocam bir şey sorabilir miyim? tabii, buyurun. Ne soracaksın? Ben çok uğraştım. Yüksek öğretimle girmeye şey yapmaya 2 yıl okudum. Aha. Sonra babam zamanında. Babam Aha. rahmetli oldu. Korona Evet. zamanı. Evet. Allah rahmet eylesin. Çok uğraştım. Kazandım yani. Ondan sonra yine devam etmek istiyorum. O yazısından mı yazdı? Neden öyle istedim? Yani İçimde kaldı yani. istediğin her şeyi yapabilirsin. Sen yeter ki sıkılma, vazgeçme. Bir işin var Ama mı? ne Çalışıyor musun? okusam diyor ben. Bir eğitim düşünüyorum, bir sağlık düşünüyorum. Ama hangi bölümü seçeyim bu yaştan sonra onu karar veririm. Yani kararsızlığım var. Anladım. Nasıl para kazanıyorsun? Nasıl yaratıyorsun? Ya, kardeşimle bir yerde çalışıyorum. Tekstil işi, taş bastı. Onunla beraber Aha. çalışıyorum şu an. Öyle idare ediyorum. Senin için sağlık güzel olabilir aslında Sezgin. İşte hocam, işte sağlık da bura matematik konusunda yapamıyorum. Çıkaramıyorum yani. Net yapamıyorum gibi diyeyim yani. Kendimi veremiyorum. Yaparım tabii ya. Yani ama bu çok normal. Çok büyük bir enerjin var. Aslında bunları temizleyecek hocalarla karşılaşman lazım. Biz seninle özelden görüşelim, destek olalım sana, olur mu?
Tamam hocam, siz nasıl yaparsınız? Döner Tamam. misiniz hocam? Ben de şey yapayım. Nasıl yapayım? Biz şimdi bu grup ismi paylaşacağız. Eğer oraya girmezsen ben bulurum seni. Tamam. Tamam. Hadi Çünkü Allah'a çok emanet. grup var bir de hocam istemiyor, şey yapmıyorum yani. Öyle ne diyeyim? Böyle kendi fayda vermez içeriği istemiyor yani artık bir şey yapıyorum. Çıkayım hesabı yapıyorum kalanını kuruyor. Çok gruba girdim mesela. Gelesiz duruyorum hocam. Olsun olsun öyle böyle böyle açılacaksın. Yalnız başına bir Tamam. şey olmaz. Yalnızlık Doğru. Allah'a mahsus. Böyle kalabalıklara gireceksin, açılacaksın. Sağ ol hocam. Hadi görüşürüz bakalım. Sağ ol. Evet Adile Hocam. Dün aradığımız bir hanımefendi burada ama biz normal sıramızdan gidelim. Olur hocam. Evet. Şimdi bizim böyle çok ateşli bir seyircimiz var. O ateşli seyirciyi bir davet edelim bakalım. Yani sen de kurtul ateşlisen, ben de kurtulayım. Gülçin Hanım nasılsınız? Açtım sesinizi. Tamam, ben de açtım. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ama çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. Vallahi insanın elinde değil. Ama Çok beğendim. Gülçin Hanım, bütün çocuklarınızı yazdınız, bütün aileyi yazdınız. Ay, ben kurtuluş yok yani. Önce size bakalım, sonra dediniz o büyük seansı da istiyorum. Ben dedim ki Gülçin Hanım'ın enerjisini bir kenara koymadan bu sınıf rahat etmeyecek. Şimdi birinci ve sekizinci çakra karmik boşluğu gelmiş Gülçin Hanım. Bir daha hocam. Hiç Şöyle. kaçırmayacağım. Hiç söyleyemem. Ben iki kere söylediğimi gördünüz mü? Birinci ve sekizinci çakra karmik borçlu gelmişin. Bu da senin yürüdüğün yollardan memnun olmadığını gösteriyor. Bunu bulurken zorlandığını gösteriyor. Lakin üçüncü çakranda yedi tane etkiyle gelmişin. Bu da senin yetenekli olduğunu gösteriyor. Burada senin dördüncü çakran bir etki olduğu için kalbin sabretmek durumundasın. Sabırla bir şekilde bu işin içinden çıkacaksın. Eğer yürüdüğün yoldan memnun olmazsan ayakların sana der ki biz ağrıyoruz, bu yol bizim yolumuz değil. Ama birinci çakrayı da sekizinci çakrayı da taahhüt etmişsin. O yüzden şey yapıyoruz. Yani bu konuda içimiz rahat. Biraz sesler açılmıştı, ondan durakladım. Aramıza ses girmesin. Bir de Gonca'yı kapattık mı bu iş tamamdır. Şimdi siz bir altı insanısınız. Bu da ebeveyn. Bir ses söylerseniz ekrana gelin Gülçin Hanım. Alo deyin, merhaba deyin. Merhaba. Ya, siz konuştuğunuz zaman ekran sizi alıyor şeye. Arada böyle Tamam. giderseniz konuşun. Şimdi siz bir altı insanısınız, ebeveyn bir karaktersiniz, insanların akıl aldığı bir karaktersiniz ve geldiğiniz planda da danışman, öğretmen, eğitmen olacağım demişsiniz. Ama bunu parasız yaparsanız deminki arkadaşıma da söylediğim gibi Güzin abla olursunuz, yaşamınız çok zor ilerler. O yüzden bunları belli maaşlar ve ücretler karşılığında yapmalısınız. Sekizinci çakranızı da taahhüt etmişsiniz. Bu da güçle, parayla ilgili bir kısım. Kendinizi doğru ifade edebildiğinizi görüyoruz. Ama birinci çakranızı, yani ben kısmını senle tanımlamışsınız. İkiyle. Yani çok bilicisiniz. Karşı tarafa dair çok fazla şey verebiliyorsunuz. İstenmeden, normalden fazla şeyler verebiliyorsunuz. O yüzden değerlerinizde fayda var. Ses verir misiniz yine? Evet. Hocam öğretmendim zaten. Hı. 36 yıl çalıştım. Çok güzel. Mutlu musunuz? Mutluyum. Çünkü çalışmayı seviyorum. Hala çalışıyor muyuz? Yapıyor muyuz bir şeyler? Hobilerimi yapıyorum. Yapabilirim ama yapmıyorum. Doğru mu anladım?
Evet, ben çok şifa eğitimleri aldım ama hiçbirisini yapmaya başlamadım. Yani pranik şifa aldım, biyoenerji aldım. Ondan sonra esmalarla biyoenerji aldım ama yapmadım. Nereden aldınız? Nerede yaşıyorsunuz siz? Ankara'dayım. Online Ankara'da aldım. çok fazla böyle şey var. Stüdyo tarzı çalışan yer. Onlardan birine girin. Yönetici olarak girin ve yavaş yavaş hani evde değil de bir grubun içinde bu iş daha kolay oluyor. Siz herhangi bir kaos anınızda gücünüze güveniyorsunuz. Karmik borcunuz aynı zamanda da zaafınız. Hayatınızı devam ettirirken liderlik, hayatınızı devam ettirirken saygı bekleme, onay bekleme kısımlarında bazen hassas olabilirsiniz. Dokunduğunuz insanları sevebiliyorsunuz. Aile hissinde ve dengeli olduğunuzda da huzura geçiyorsunuz. Siz yaşamınız durduysa bu zamana kadar oluşturduğunuz servete, bilgiye ve güce güveniyorsunuz ve onlarla yola çıkıyorsunuz. Hayat amacınız dünyanın güzel bir yer olduğunu herkesin görmesi, güzellikleri fark etmesi. Böyle bir hayat amacıyla çıkmışsınız. 1983 yılında ilk dönüşümünüzü yaşamışsınız. Bu da size 6. çakra ile ilintili bir sürü ders vermiştir. Eğitimler, dengeler, sorumlulukların nerede bırakılacağı. Daha sonra bir 2004 yılına kadar da bir takım eğitimler almışsınız. Bu da ilginç bir şekilde yine 6. çakra ile ilintili olmuş. 2010, 2013, 2019 yıllarında tekrar bu değişim, dönüşüm zamanlarını yaşamışsınızdır. Hayatınızda çeşitli yoğun olaylar olmuştur. Bir yenisini 2031'de alacaksınız. Sizin bir konuya dengeye gidemediğinizde hayat hemfikir olmuş, durmadan ısıtıp ısıtıp aynı pilavı koyuyor önünüze. Acaba hangi konuda dengeyi kaçırıyorsunuz? Onu iyi bulun. 9. aydan sonra 1. çakranın enerjisine geçiyorsunuz. Şimdi 9'dasınız ve bu 9. çakra biraz demlenme çakrası, biraz bilgelik çakrası ve yeni yaşınızdan sonra artık 1. çakranın atılımlarına geçebileceksiniz. Belli bir yaş grubuna kadar bir 3 yıl kadar da sizin hayatınızı kaostan düzene getirmek için bazı şeyler yapmaya yaşam izin vermiş. 30 ve 34 yaşlar arasında karşı cinsle ilintili bir karar vermişsiniz. Burada bir evlilik, bir ilişki de size bu kararı verdirmiş olabilir. Ve 52 yaşınızda sizin bir dönüşüm yaşamışsınız. O da zor geçmiştir. Belki kararlarla geçmiştir. Parasal tarafınız açık. Eğer bir şeyi hayal edebilirseniz evde değil de sokakta olduğunuzda bunu yaratabileceğinizi düşünüyorum. Ve yani bundan sonraki yaşamınızın sonuna kadar parayla yapılabilecek her şeyi yapmaya evren destekliyor sizi. Siz sadece adım atacaksınız. Var mı bir sorunuz efendim? Harika. Ben de en büyük isteğim bahçeli bir evim olsun ve Evet. sebzemi yetiştireyim, öyle şey yapayım. Yani işte bunlar hayalperestliğe giriyor ama hayale girebilmesi için bu ev nerede olacak? İşte orada evler kaç para? Size bu anlamda hangi hayali kursaydık o para oraya gelirdi ve yaşardınız? Orada gidip bir modellediniz mi hayatı? Gerçekten yaşayabilir misiniz? Yani bu detayları yaparsanız o zaman hayalperestliğiniz hayale dönüşmüş oluyor. Hocam Buyurun efendim. gittim, ev buldum. Bankayla gittim, konuştum, pazarlığımı yaptım. Eşim istemedi. Her şeyi yaptım. Evet. Her şeyi yaptım. Şimdi Evet. hala yanınızda mı eşiniz? Evet. Yani eşin ve hayallerinde sen muhtemelen eşini seçmişsin. Ne güzel bir şey. Seçmeseydin şu an boşanmış ve o evde olacaktın ve mutlu olmayacaktın belki. Ama biz birbirimize testeyiz. İyiyiz yani. Ne güzel. Ne güzel. Çok sevindim. O zaman kendine bir soru hazırlayıncaya kadar biz buralardayız. Bulabildik mi o hanımefendiyi? Yok Yok teşekkür ediyorum hocam. rica Çok teşekkür ederim. Ne demek? ediyorum. İsmi hatırladınız mı? Ferda Bilser. Bakın şurada açıyorum Ferda Birsel. Evet hocam.
Ama görüntüyü açamadım hocam, kusura bakmayın birden. Neden? Çok... Bir saniye bekleteyim o zaman. Ben doğum tarihimi söyleyeyim veya. Yo, siz verdiniz bütün bilgilerinizi, biz hazırız. Hazır mıyız? Tamam, o zaman açıyorum, bir saniye. Ben dakika. Evet hocam, buyurun. Adile Hanım, bilgileriniz hazır mı? Ben de Ferda yok hocam. Öyle mi? Ay evet, Ben Ferda hocam vardı hocam. Emel de mesaj olabilir bölümüne mi? yazmıştım ama. Bulacağız efendim. Ben buldum Geldi sizi. hocam bilgileri. O zaman konuşun efendim. Oo, bugün de başka bir fonumuz var arkada. Zenginlik başka bir şey ya. Gönlümüz zengin hocam. Dün akşamı da sonra konuşacağız sizinle. Evet hocam. Kaosu düzene getireyim dedim. Olmadı. Karışık işler. Sonra kesinlikle Kızım Türkan dinliyorum. Şoray yapıyor. Ya Hadi bakalım, yapmam. Ferda Bilsel'i anlatıyoruz. Buyurun. Buyurun hocam. Ferda Hanım 7 ve 8 karmik borçlu. Duygu Bravo. ve düşüncelerini dürüstçe ifade eder. Güç ve otorite sahibidir. Eğer bunları bastırıp reddederse pasif veya saldırgan olabilir. Ama Hı eğer kabul hı. edip gereğini yaparsa gücü akıllıca kullanıp vicdanının doğrultusunda yönetmeyi başarır. Duygusal Evet. hassasiyetlerini hayal gücüyle şekillendirerek sanatsal bir ifade yeteneği olma ihtimali çok yüksek. Kaosu düzene getirmeye çalışıyorlar. Yaratıcılıkları çok fazla ama engellendiği durumlarda panik atak gibi durumlara söz konusu olabilir. Deneyimleriyle insanlara yol göstermeyi tercih ediyor genelde. Lider ruhlu, içine kapanık, çekingen, düşünceli, maddi sorunları ancak ve ancak sabırla elde edebileceğini söylüyor bize. İlişkilerinde empati yapmayı öğrenmeli yoksa acı çekeceği gözüküyor. İşkolik ve aşırı sorumluluk eğiliminden uzaklaşıp stresten uzak bir yaşam tarzını benimserse onun için daha iyi olabileceği fikrindeyim. Dünyayı güzelleştirmek için harcama yapması gerektiğine inanıyor. Varoluş amacıysa bütün hayrın hizmet yolunda bilge bir danışman olarak öncülük etmek şeklinde gelmiş hocam. Evet. Sizin için. Ağzına sağlık. Teşekkür Teşekkür ederim. ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Evet. Evet, çok. Şimdi Ferda Hanım, bir yedi insanısınız. Evet. Aklınıza aşıksınız. Bu yüzden bu tarz şeylere çok zor inanırsınız. Spiritüel hayatla aranız nasıldır? İnanç sistemleri, böyle ruhsal terapiler, inanır mısınız? Fazlasıyla var hocam. Büyü enerji eğitimi de aldım ben. Fırsat buldukça da bu tarz eğitimlere zaten katılırım, katılmaya çalışıyorum. İşte meditasyonlar olsun, bu tarz şeyleri bayağı eğilimliyim yani. Seviyorum ama ben de hayata geçiremiyorum işte hocam. Arkadaşlarımız da söyledi az önce. O bir tutukluk, bir şey var yani, bilmiyorum, bir bastırılmış bir şey vardır. Bir, yani kendimi ortaya Evli hiçbir misiniz? zaman koyamıyorum. Ferda Hanım, evli misiniz? Evliyim. İki çocuk annesiyim. Bu soyad kızlık soyadınız mı? Yok. Eşimden aldığım soyadım. Kızlık soyadım Kara. Numarolojiyle olan çalışmalarda kızlık soyadınıza göre bakım yapılıyor. Biz buna tekrar bakıp size bu anlamda bir şeyler söyleriz. Çünkü bilgisayar soyadından bir şeyler alıyorsunuz. Kara mı? Kara olarak yarın yine bakarız ona. Tamam. Şimdi sizin bir şeyi hayata geçirmekle ilintili geldiğiniz planla alakalı hiçbir sıkıntınız yok. Yani utanıyorsanız bunu hayatın içine girerek göreceksiniz. Bunu Yenmem anlatmak lazım herhalde bazı şeyleri. karşılaşmanız lazım. Bir şeyle aranızda zaman veya mesafe farkı varsa oradaki şeyi tahmin edemezsiniz. Onu mutlaka Evet. yaşamalı, görmelisiniz. Sadece deneyimleyin. Bunu yapılacak en kolay yol yakın çevrenizden geçiyor. Yakın Deneyimlerim. çevrenizden yapa yapa bir süre sonra bunu hayata geçireceksiniz diye düşünüyorum.
Çünkü bu gördüğümüz yapı yaratıcılığı durdurulduğunda çok mutlu olan bir yapı değil Ferdinand. Siz Evet yaratıcı hocam. bir yapısınız. Durmaması gerekiyor ki siz mutlu olabilin. Ve bunda da hiç kimse suçlu değil. Aslında bir partner bulabilirsiniz. Rakamlarınız buna çok açık. O Partner. yüzden ben ortak gibi bir şey. Evet hocam, hep bir desteğe ihtiyacım var. Şimdi derslerimiz hep online. Çok güzel tabii, çok faydalanıyoruz. Fakat ben böyle yanımda hani işbirliği yapabileceğim bir kişi arıyorum. Böyle bir yapı var bende. İlla bilgi alışverişi Evet, yapacağım veya birisiyle bulacaksınız. danışacağım. Bilgi alışverişinde bulunacağım sürekli. Benim Yarın buna takılıyorum. sabah böyle biriyle karşılaşsaydınız ne kadar sevinirdiniz? Çok sevinirdim inanın. Bulunduğum çevrede çok az bu Tamam, tarz yani bu hani. 5 dakika böyle bir insanın hayalini kurarsanız yarın böyle birinin geldiğinde ben ne kadar sevinirdim. Bunu söyledikten sonra o insanın gelmesiyle ilgili bir hayal kurun. Değil Olacaktır. mi? Belki de bir süre Mutlaka. sonra gelecektir. Hı. Yani zaten bu şu an bakın burada 60 kişi var. Bunların en az 5 tanesi sizinle yapı olarak uyumludur. Nerede Doğru. yaşarsınız, nasıl yaşarsınız? Yeter ki o gözle bakın. Yani biraz Evet. çapkın olmanız gerekiyor. İnşallah hocam. Uygulamaya Yani geçelim. farkındalığınızı yükseltip evet bu konuda avcılık yapmalısınız. Evet ben Evet. seninle çalışabilirim teklifini söyleyebilmelisiniz. Bize bu işi paraya çevirmenin dışında soracağınız bir şey var mı? Yani şimdilik yok. Şimdilik yok hocam. Dediğim gibi kendimi Tamam, o ortaya zaman koyamıyorum. Düşüncelerimi ortaya koyamıyorum. Hani çok azimliyim. Çok her şeyden gerçekten hani öğrenmeyi çok seviyorum. Girişken bir yapım var. Hem mizacım demevi, hem burcum aslan ve ikisinin de özelliklerini çok taşıyorum. Öğrenmeye çok meraklıyım, açığım, yeniliklere planınızda açığım. bir bununla ilgili başka bir şey de olabilir. Oraya da dikkat edin. Yani siz insana hizmet edilebilecek her yerde bunu yapıyorsunuz. Bir yerde kafe açarsınız, orada yine yaparsınız bunu. Evet. Yani bunun ucu bir şeyin ucuna ekleyerek yapabilirsiniz. Bir de öyle düşünün. Bir neresi vardır. Siz orada kendinize bir oda alırsınız. Evet. Hani biraz daha farklı bakış açılarına bakarsanız mutlaka bir şey çıkacaktır. Kaçacaktır. Evet hocam. Haklısınız. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Evet, geçmiş İnşallah. hesabı da. Geçmiş bir hesabı da hallettik. Dün uğraştığımız şeylerden biri var mı buralarda? Bakalım onlara. Ben de olanlara baktım hocam ama yok maalesef. Yoklar değil mi? Yok, hayır. Evet. Muhammed Arda Akar var mı? Az önce gruptan da yazdı Muhammed Bey sanırım. Burada mı? Burada Bir mı? bakalım. Evet, buradayım hocam. Açıyorum kameramı şimdi. Sadece bir 10 saniyenizi almam lazım. Tamam. Basket mi oynuyor? Şey, Evet. kardeşim koydu o fotoğrafı da ben de basket oynadım. Aa, ne 7 güzel. sene falan. Aramızdaki en genç insanlardan birisini her şeyden önce bu yaşından ve buraya katılma cesaretinden ötürü teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hemen hemen elimdeki tüm sosyal medyalardan senin mesajın geldi. Kanaldan geldi, ortak linklerden geldi. Muhammed'in merak ettiği bir şey var. Bunun cevabını bulacağız. 6 ve 7 karmik borçla gelmişin. Bu kadar uzun bir ismin içinde Muhammed Arda Akar. Bu iki karmik borcu nasıl başardın? Ona da bakacağız. 6. çakra karmik bir kere birinci çakran çok güçlü. Yani yaklaşık 5-6 tane uğraşla aynı anda uğraşabilirsin. Bunlardan birini yaşamda hareket haline getiremezsen bunlar bağımlılığa döner. İçki, sigara, arkadaş, kız gibi, kız arkadaş gibi. İkinci çakran dengeli en az bir en fazla 3 çocuk yapacağını söylemişsin ileride evlenirsen. Çünkü evliliğe bir dirençle gelmişsin. Bir kadın seçeceğim demişsin. Bir gifted'ın var yani Tanrı hediyesi çok büyük bir yeteneğin var. Onu bulup eğitimlerle bir uzmanlığa çevirebilirsin. Dünya çapında biri olabilirsin. Dördüncü çakran çok kuvvetli. Diyarbakır, Manisa ve Van'la başlayan harfler DMV.
DMV'si olmayan kadın ve erkekler sana çok çekilir. Çok güçlü bir kalp çakran var. Oradan beslenmeye çalışırlar. Şey hocam, Beşinci çakran affedersiniz. söyle. Son 10 saniye sesiniz gelmedi de. Diyarbakır dediniz, ondan sonrasını duyamadım. Diyarbakır, Manisa, Van. DMV haklarına sahip olan, sahip olmayan insanlar sana çekilirler. Sahip olmayan. Muhammed'deki o meyve, evet. Tamam. Senden bu çakranı emmeye çalışırlar. Muhammed'in içinde hem M var hem D var. Bunların yoğunluğundan ötürü sen çok fazla kalp çakrası dolu gelmişsin. Bu seni bir taraftan çok sağlıklı yapar, bir taraftan da dört köşe yapar. Köşelerin yani bakış açılarını zaman içinde törpülemen lazım ki ortamlarda biraz daha farklı yerlere yüksel. Beşinci çakram dünya planında bir takım yerleri gezmekle ilgili, demin de söylediğim gibi ünlü olmakla ilgili iki etki almışım ve açık. Altıncı çakrada aile değerlerini biraz daha göz ardı edeceğim demişsin. Bir de çok düşünmeye gerek yok demişsin hayatta yedinci çakra ile ilgili. Yani ben gideceğim yolu bilerek geldim demişim. Parayla ve güçle bir sorunun yok. Ailene biraz daha yakınsın, dışarıya biraz daha mesafelisin. Böyle çok fazla gereksiz insan etrafında istemiyorsun. Kendini sosyal gücü çok yüksek biri olarak tanımlamışsın. Ve bu arada bir taraftan da bir indigoluğun var. Evren yetmemiş ve uzayın bir alanından ben dünyada bedenlenmek istiyorum demişsin. O yüzden dünyadaki pek çok şeyi anlayamazsın. Anlamadan değiştirmen gerekiyor. Her Şey bu yaşın küçükken şimdi bu en indigo. son hani indigo ne oluyor Uzaylı. tam olarak? Uzaylı. Uzaylı Yani derken yani uzaydan yani evrenden dünyayı deneyimlemeye gelmişsin. Normaldeki buradaki ruhlar dünyadan dünyaya geliyorlar. Ama 11 alan insanlar senin isimlerin 11 veriyor. Başka bir evrenden bedenler seçmişsin. Biraz anlamamazlık yaşarsın. Bu insanları anlamaya çalışma. Yaşadığın olayları anlamaya çalışma. Bir şey değiştirmen gerekiyorsa değiştir. Anlamadan değiştir. Tamam, anladım hocam. Bu Coşkun Emir Akar sensin galiba. Yok, o Kezban Dönmez'i sessiz aldı. He? şey Coşkun Emir Akar kardeşim oluyor işte. Ben onun Yani Zoom o toplantı. bağlandın ama değil mi? Evet, Tamam. oradan bağlandım. Evet. Tamam. Çünkü şey diğerlerini kapatıyorum ki aramıza kimse girmesin diye. İnsanlar seni çok güçlü görüyorlar Muhammed Arda. Ve dünya planında kendini ortaya koyarken mutlaka zekanı kullanacağın işler yapmak istiyorsun. Oralardan para kazanmak istiyorsun. Sen bir şekilde olaylar durduğunda çok rahat insanlardan yardım isteyebilen ve ortaklıklar yaparak bu kaosları atlatabilen bir yapıya sahipsin. Dengeli bir şekilde aklına güvenmen gerekiyor. Çok fazla kendi aklın bazı sorunların içinden seni çıkartmaz. Çünkü hem yedinci çakra karmik borçlu gelmişsin hem de zaafın yedi. O yüzden ben bilirimden biraz uzak durmalısın. Pratik zekalı insanlar seni cezbediyor ve sevgiye öyle geçebiliyorsun. Ailesi ve denge değerli, seni huzurlu hissediyorlar. Bir yaşamın durduğunda mutlaka yaratıcılık, yaratacağın bir şey bularak aşacaksın bunu zorlukları. Ve dünya planında yaşına rağmen erdemlerin önemli olduğuna inandığın bir yaşam sürmek istiyorsun. 19 yaşı içinde yalnız kalmak ve inzivada olmak hoşuna gidecek. 24 yaşına kadar da isminden gelen bir dördüncü çakra etkisi var. Bu sana sürpriz bir mirasın, toprak parçasının geleceğini bile haber verebilir. Sana insanların bu süreçte çöp dökmelerine izin verme, çok fazla sorun dinleme ve bu yıl 5. çakranın enerjisine gireceksin 8. aydan sonra. Nerelere gideceğini 8. aya kadar belirle. Bayağı bir yol gözüküyor sana. Sen neden bunu başladın? Niye bu kadar peşine düştün? Biraz da sen anlat bakalım. Hocam aslında yani ben ilk başta bu tarz şeylere hani çok takılmazdım işte bu numerolojidir, spiritüel alanlardır pek bilmiyorum ama annem çok ilgi duyuyordu.
Ve ilk önce kendisi yönlendirdi zaten. Hani ben de belli bir zamandan sonra hani birazcık mantıklı olduğunu düşünmeye başladıktan sonra merak ettim. O yüzden yazdım. Öyle söyleyeyim. Ve hani şu an dinlediğimde... Ben onu tanıyor muyum? Yaptım mı ona seans Evet, falan? yapmışsınız hocam. Asiye Akar ismi. Ha, anladım. Ona da Tanıyorum. yapmışsınız. O dedi. Ve hocam şu an dinlediğim zaman anlattıklarınızın hani birkaç yeri belki kaçırmış oluyor ama %95'ini de gerçekten doğru söylediniz. Sadece şeyi anlamadım. O hani yedinci çakra zaafla gelmişsiniz ne anlama geliyor onu tekrar dinlemek isterim. Çok fazla zekana güvenme anlamına geliyor. Ha, Yani peki. bazen karşı tarafların da fikirlerini duy demeye geliyor. Çünkü bu bir süre sonra ego yapar. Hiç kimseyi Hocam. duymazsın ve yalnız kalırsın. Bu konuda da bence doğru söylüyorsunuz. Yani bununla da alakalı yeterince ya açık konuşayım şu an anlattıklarınızı hatta şaşkınlıkla dinledim. Yani %95'i, %100'ü demek çok iddialı olur. Hani belki arada bir şey kaçmıştır ama %95'i kesinlikle doğru yani. Hani şaşırdım yani gerçekten bu kadar üst üste tutması her şeyin. Hatta Senin yaşam dönüm noktaları yaşayacak. O yüzden Muhammed benle irtibatını kesme. Dönüm Hocam noktaları. Muhammed nerede yaşar? Oturduğu muhit neresidir? Şey Bursa. Şu an Bursa'dayım. Keşke Ama İstanbul'da olsa diye geçirdim içimden açıkçası. evet. Şimdi Muhammed bir şekilde bu kanaldan telefonlara şunlara bunlara ulaş. Hayatından dönüm noktaları olacak. Okullar şunlar bunlar. Ben yanında olmayı isterim. Tamamdır hocam. Zaten üniversite sınavı senesi bu sene 8. ay dediniz ya. Ondan sonra da hani kazanırsak bir üniversiteye gideceğiz. O da hani dediğiniz gibi aslında nerede yaşayacağına nasıl devam edeceğinle alakalı doğru bir yön. Kesinlikle katılıyorum. Ben senin çok iyi yetişmiş bir genç olduğunu gördüm. Sana güveniyorum. Ama nerede Teşekkür ne ederim. lazım olursa ulaş. Burada bir Oğuz Hoca var senin için. Tamamdır hocam. En yakın zamanda ilk fırsatta yazacağım size. Teşekkürler. Görüşmek Görüşmek üzere. üzere. Evet. Arkadaşlar bugünkü bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bir 8 kişi yapacağız ve pazartesi günü özel seansımız var. Bu arada kendini hazırlayan insanlar olursa, İstanbul'da olursa cumartesi günü benim bir atölyem var. Bir dahaki hafta cumartesi günü. Ona da Adile Hoca ile konuşarak katılabilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar hocam. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar Arzu Hocam. İyi akşamlar hocam.